Evet, radyosu dinleyicileri, yine geçen hafta olduğu gibi bu haftada Dünyadan Renkler isimli programımızla karşınızdayız. Geçen hafta bayağı bir dinleyicimiz olduğunu geri dönüşlerini aldık. Bizi dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Bosna Hersek'e gitmiştik. Bosna Hersek'i sizi tanıtmaya çalıştık. Bosna Hersek'le ilgili öğrencimiz Enes Turbiç arkadaşımız, kardeşimiz size kendi ülkesiyle alakalı bilgiler paylaşmıştı. Bugün dünyanın bir öbür ucuna gidiyoruz ve Hint Okyanusu, Kızıl Deniz'in dibindeki Afrika ülkesi Somali'yi sizlerle konuşacağız, sizlere tanıtacağız. Bugün iki konumuz var. Somali kardeşimiz burada Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde öğrenim görüyorlar. İlk önce Abdülhasan kardeşimizi bir tanıyalım. Hoş geldin programımıza. Seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk Hakan Bey. Beni bu programda çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Benim adım Hasan Abdülhasan. Ben Somali'den geliyorum. 2013'te Eylül ayında Türkiye'ye geldim. Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisans öğrencisi. Yüksek lisans öğrencisi, evet. Lisansı kendi ülkemde mi okumuştun? Benim lisansım Somali'de, kendi ülkemde bitirdim. Ne bölüm bitirdin orada? Aynı işletmeyi bitirdim. Yine de burada işletmeye devam ediyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Türkiye'de öğrendin yani. Edirne'ye geldiğimde benim Türkçe sıfırdı. Hiçbir Türkçe bilmiyordum. İyi bir noktaya gelmişsin. Geldiğimde Tamir'e gittim. Çok iyi öğrendim. Demek burada mı? Edirne'de öğrendim. Türkçe'yi öğrendim. Çok güzel. Güzel bir Türkçe var tabii. 3 senede bu noktaya gelmek önemli olsa gerek. Tebrik ediyoruz. Derslerinde başarılar diliyoruz. Sağ ol. Diğer konuğumuz Mahmut Ahmet. Kısaca seni de tanıyalım Mahmut. Hoş bulduk Hakan Bey. Öncelikle Hasan'ın dediği gibi bu programı beni çağıracağım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Hem de radyo suyu da ona da teşekkür ediyoruz. Benim ismim Mahmut Ahmet Muhammed. Somali'nin merkezinden Galkayı isimli bir şehirden geliyorum. 2014 Eylül ayında Türkiye'ye geldim. Trakya Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Sen lisans bölümünü nerede şey yaptın? Kendi ülkende mi? Hayır, ben lisans eğitiminde Etiyopya'ya okudum. Sosyoloji bölüm mezunuyum. Burayı yüksek lisans çıktı. Burayı yüksek lisans, evet. Türkçe'yi sen de burada mı şey yaptın? Ben geçen sene geldiğimde hatta merhaba bile bilmiyordum mesela. İnsanlarla ilişki kuramıyordum. İlk önce çok zor geldi mesela. Bildiğim buraya herkes Türkçe konuşuyor. O yüzden biz de mecburen... Kendini anlatmakta bayağı zor bir şey. Somali kaç öğrenci var Edirne'de okuyor? Sayı biliyor musunuz? Edirne'de mesela 7-6 kişi var. Öğrenci. Hepimiz aynı yerde kalıyoruz, kampüste yaşıyoruz yani. Evet, KYK'da kalıyorsunuz, Kredi'den kurulunda. O zaman bir kendi ülkenizden olduğu için sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. Evet. Onlarla iletişim kurarak boş vakitlerinizi rahatlıkla birlikte değerlendirebiliyorsunuz. Evet. Sevgili dinleyiciler, dediğimiz gibi Edirne'de okuyan 2130'a yakın uluslararası öğrenci mevcut. Lisede öğrencilerimiz de var. Yine burada lise öğrenimlerini gören. Bu rakam 2200-2250 lira geliyor. İyi bir rakam Edirne için. Ve gitgide de bu sayı artarak devam ediyor. Buradaki uluslararası öğrenciler burada eğitimlerini tamamlıyorlar ve ülkelerine döndüklerinde inşallah kendi ülkelerinde iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Kendinizi burada iyi bir şekilde yetiştirirseniz eğer. Hangi şehirden gelmiştin Somali'ye? Ben Somali'nin güneybatında yer alan bir şehirde doğmuştum. Evet.
Ama bütün hayatım Mogadishu, başkentiyle yaşadım. Türkiye geldiğimde direkt başkentinden geldi. Mogadishu. Direkt oradan geldi. Yani. Yaz tatillerinde ülkenize gidebiliyor musunuz? Soruluyordur. Gitmek de bazen, mesela biletleri çok pahalı. Pahalı oluyor. Ama gidebiliyoruz yine de. Evet, gidenler vardır. Fiyat olarak dediğim gibi pahalı olması biraz sizleri etkiliyordur. Bir uçtan dünyanın bir diğer ucuna gideceksin. Ailenizle nasıl iletişim kurabiliyorsunuz? İnternet ortamında. Mesela acil durumlarda normal telefonla arıyoruz. Hı. Türkiye'deki telefon şirketleri Alo Dünya gibi paketleri kullanıyorlar. Normal hallerinde internetten, Skype'tan, Viber'dan, Facebook'tan görüntü sesli konuşuyoruz. Hasreti olur. Kaç kardeşsin? Benim, ben dahil 10 tane kardeşim. Hepsi başka ülke, Türkiye'de okuyan yok herhalde. Türkiye'de ben sadece, hepsi Somali'de okuyorlar. Hepsi Somali'de okuyor. İlk yaşadığım problemler dil oldu herhalde. Dilin haricinde başka ne gibi problemler yaşadın Türkiye'ye geldiğinde? Mesela ilk problemler siz söylediğiniz gibi dil oldu. Değil. Mesela ben Edirne'ye saat 3 gibi. Geceye geldim. Gece yarısı. Güvenlikle konuşamıyordum. Evet. Elimde bir kağıt var. Benim arkadaşım İstanbul'dan yazmış. Ben yeni öğrenciyim. Falan filan. Biraz bir şey anlatıyor. Evet. Güvenlik bana soruyor. Niye bu geç saate geldi? Ben nasıl anlatayım? Gelmeden önce kendime dedim ki birkaç tane Türkçe ifadeleri öğreneyim. Azim durumlarda faydalı olacak. Evet. Mesela o cümlelerden biri, ben Türkçe bilmiyorum. Bir de anlamıyorum. Evet. Evet. Güvenliğe diyorum, ben Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmiyorum, Türkçe diliyle söylediğim için evet. Daha fazla anlatmaya çalışıyor. Evet. Ben de o zaman da hiçbir şey anlatmıyorum. Sonunda dedi, sizin millet ülkemizden gelen öğrenciyi arayacağız, Somali'den. Bulamadılar, gece yarısı herkes uyuyordu. Evet. Sonra geldim. Mesela yaşadığımız dil problemleri birkaç ay sonra komik hikayeler gelip bize geldi. Gülüyoruz, evet. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Başka problemler benim için yemek. Türkiye'deki, Somali'deki yemek, mesela malzemeler o kadar farklı değil. Ama yapım nasıl yapılıyor biraz farklı oluyor. Ben geldiğimde yağsında, tuzunda, şeyinde işte bir farklı tadı, yağsı, evet. Geldiğimde hiçbir şey yiyemiyordum. İşte az yaşamak için yiyordum diyordum. Zorla. Yaklaşık 10 kilo falan kaybettim. Çok zayıflandım kendimi. Ailem beni gördüğünde diyor, ne oldu falan, hadi geri dön. Dedim, ya yemek sadece. Sonra da alıştım, her şeyi yiyorum. Benim kilolarımı geri aldım. Çok sıkıntı yok. En sevdiğin yemek hangisi? En sevdiğim yemek, benim çorbalardan mercimek çorbayı çok seviyorum. Sizin orada yok mu mercimek çorbası? Mercimek çorbası yok, bir de farklı çorbalar var. İlk burada yedin yani, Türkiye'de yedin. Evet, ilk burada gördüm. Sizin orada en ünlü bir yemek ne mesela? Mesela bizdeki en ünlü yemek, mesela Somali'ye özel bir yemek olarak Anjero diye bir tane yemek var. O sabahları ekmek yerinde kullanıyorlar. Çok ekmeğe benziyor ama biraz farklı, hafif gibi oluyor. Lavaş gibi biraz ona benziyor. Hamur. Evet, hamurdan yapılıyor. Türkiye tercih sebebin ne olmuştu? Niçin Türkiye'yi de okuma şey hissetti, tercih oldu senin için? Seni çeken ne oldu Türkiye'yi? Mesela Türkiye... Çok sebepler var ben Türkiye'ye geldiğimde. 2011'de ben o zaman lisans okuyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Somali'ye ziyaret etmiş. O zaman iki ülke arasında ilişkiler daha da güçlü olmuş. Gördüm mesela Türkiye'deki üniversiteler, STK'lar, mesela devlet kurumları oraya gelmişler. Anlatmışlar her şeyi. Türkiye bursaları diye bir tane program çıktı. O program yoluyla ben buraya geldim. Dediğim Türkiye mesela aramızda kardeşlik bağı var. Evet. Ta Osmanlı dönemine kadar. Somaliler mesela 500 yıl önce Portekizlerle mücadele ederken Osmanlı Devleti'den yardım alıyorlardı. Somali'nin kuzey bölgelerinde Osmanlı tarafından yapılan camiler, yani
mimari eserleri var en hala. Alem var. Hala da var. Evet. Osmanlı eserleri var. Eserleri var. Biliyorduk mesela. Ben lisede bana Osmanlı tarihini okuttular. Mesela Fatih Sultan, Selim, Süleyman Kanuni, her şeyi mesela biliyorum. Birkaç şeyleri biliyordum. O yüzden dedim, Müslüman bir ülke, kardeş bir ülke. Oraya okumak için bir de burslu olarak fırsat olduğu için evet, geldim buraya okumak için. Edirne ile ilgili bir şey var mıydı daha önce? İlk yani araştırma yaptın mı? Gelmeden önce Edirne ismi buluyordum. Bir de benim lise hoca da söylüyordu mesela. Edirne diye bir şehir var. O şehir Osmanlı'nın ikinci başkenti diye söylüyordu. Ben başka bilgiler bilmiyordum. Gelmedi seçimleri yapmadan önce. Bir kısa araştırma yaptım. Edirne nerede yer alıyor falan. Gördüm İstanbul'a yakın bir şehir. Küçük, rahat. Dedim benim şehrim gibi bu. Yaşayabilirim daha kolay. Rahat bir şehir. Evet, memnunsun yani Edirne'yi seçtiğinde. Evet, çok iyi memnunum. Şu an nasıl izlenimlerin Edirne senin için ne ifade ediyor? Geldikten sonra ne gibi şeyler yaşadın Edirne'de? Geldiğimde Edirne'yi gezme ve tarihi yerleri ziyaret fırsatımız oldu. Evet. Mesela okul ve diğer kurumlar bizi gezdirdiler her yeri. Evet. Mesela Edirne'yi öğrendik. Mesela Edirne'yi çözdük diyoruz biz şimdi. Evet. Her şey yani çok şeyler biliyoruz. İstanbul ya da başka Ankara şehirlere gittiğimizde diyoruz ya döndüğümüzde eve gidiyoruz diyoruz yani artık. Evet. ikinci ev gibi oldu. Rahat yaşıyoruz. Arkadaşlar yaptık. Hocalarımız orada çok rahat yaşıyoruz. Evet. Derslerle nasıl sıkıntı var mı üniversitede? Ben yüksek lisans yaptığım için Tamer'den sonra bizim derslerimiz araştırmalar gibi, ödevler gibi yapılıyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşadım. Yeni dil, evet. Bambaşka evet. Şey başlıyorum. Mesela akademik terimler o kadar fazla bilmiyordum. Sadece normal dil öğrendim. Mesela muhtemeli bitirdiğimizde diyorduk Türkiye artık çok rahat konuşabiliyoruz, insanlarla anlaşabiliyoruz. Okulda da bir sıkıntı çıkmadı ama biraz zorluk çektik. İlk dönemlerde böyle geçti. Sonra alıştık, öğrendik yeni terimler. Şimdi çok güzel. Benim ders dönemlerimi başarılı bitmiş, bir dersi kalmadan tamamladım. Tebrik ediyoruz, başarılar. Çok sağ ol. Somali'de dil hangi dilde konuşuluyor? Somali'de Somalice diye bir yerel dilimiz var. Arapçaya yakın bir dil, aynı aile grupta yer alıyorlar. Afro-Asiyatik diye o dillerden biri. Onun yanı sıra Arapça da resmi dil olarak kullanıyoruz. İki dil mi var yani? İki. Evet. Halk normalde Arapça konuşmuyor ama biliyor mesela. Medreselerden, camilerden filan öğreniyor. Çoğu akademisyenler, okula gidenler Arapça az çok biliyorlar. Resmi kurumlarda da Arapça'ya bir şey yazdığında kabul ediyorlar yani. Bizim resmi dilimiz, ikinci resmi dilimiz. İkisi de kullanılabiliyor. İkisi de kullanılabiliyor. Çok güzel. Türkiye'de sevdiğin bir şarkıcı var mı? Dinlediğin, beğendiğin bir şarkı? Ben Türk müziği çok severim. Dinliyorum mesela farklı farklı şeylerde. Normalde genellikle ben müziklere, klasik türlere çok tercih ederim. Mesela türküler, onlara çok seviyorum. Dinliyordum. Mesela benim bir tane ara sıra da dinlediğim bir şarkı var. Zara'nın seslendiği, şu eller gurbetteyler. Evet. O şarkı benim en çok sevdiğim. Gurbette olduğum için de sana bir şey yaptı yani. Diğer yeni mesela modern ve genç şarkılardan da dinliyorum. Mesela Mustafa Ceceli'den çok şarkılar da dinliyordum. Pop tarzı, evet, Türk tarzı. Güzel olan her şeyi dinliyoruz. Evet. Kulağa hoş geldin. O zaman hem radyosu dinleyicilerimize hem de sana Zara'dan bu şu eller şarkısını hep birlikte dinleyelim. Evet dinleyicilerimiz, güzel bir şarkı dinledik. Sana da hediye ettik tüm dinleyicilerimize. Yorumlanmıştır. Somali'nin Türkiye'ye olan bakışı nasıl? Yani Türkiye nasıl gözüküyor Somali'den? Bir kardeş ülke gibi gözüküyor bildiğim kadarıyla. Evet. Haricinde. Sizin söylediğiniz gibi bu tarihi ilişkilere bakarak Somali ve Türkiye'ye mesela kardeş ülke olarak bakıyorlar. Bizim 2011'de
Somali'de, Somali'nin bazı bölgelerde bir kuraklık, açlık falan bir problem vardı. O problemleri çözmek için en çok yardım eden Türkiye oldu. Karşılıksız. Karşılıksız. Mesela bize Türkiye can kurtaran, bizim can kardeşimiz olarak bakıyoruz. Mesela en çok mesela Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğu için onu çok seviyorlar. Şimdi herkes yani Türkiye'ye mesela gezmeye parası olan da eğitim için gelmeye başladılar. İstanbul'da bazı yerlerde gittiğimizde bazı otellerde mesela sanki Mogadishu, Somali başkenti gibi hissediyorsun. O kadar fazla insan geliyor ki kendini ziyaret ediyor falan. Şimdi de mesela iş şirketleri, STK, devlet kurumları orada çok işler yapıyor. Mesela Türkiye oradaki Mogadishu'daki en büyük ve en gelişmiş araştırma hastanesi yapmışlar. Evet, bizim havaalanı da yenileşmişler. Restorasyonu yaptılar. Türk firmalar yapıyor. Mesela oradaki limanda Albayrak tarafından şimdi bazı kısımları yönetmeyi başarıyor. Onları deniz limanı yenilemeye yaptılar. Mesela Türkiye'de aramızda çok iyi. Mesela benim arkadaşlarım Kseniyaz'a gitmişler. Söylediler orada mesela İstanbul restoranı diye bir yerlerde oluyor bazen. Döner safhaya başladı. İki ülke arasında o bağ çok yani daha da güçlü oluyor. İkili ilişkiler iyi olunca hem maddi anlamda hem manevi anlamda ikili ilişkiler üst seviyede biraz olur. Çok güzel. Önemli böyle örf ve adetleriniz var mı? Somali'de hala kaybedilmemiş, ön planda olan herhalde. Mesela bizim örf ve adetlerimiz, Somaliler normalde muhafazakar bir insanlar. Kendi mesela kültürü falan çok güçlü tutuyorlar yani unutmamaya çalışıyorlar. O yüzden mesela geleneksel danslar, bizim en ünlü geleneksel danslar mesela Dantu diye bir dans var. Onu hala da devam ediyorlar mesela. Türkiye'deki öğrencilerle buluşmalarda mesela yeterli sayı öğrenci olduğu için yapıyorlar. Mesela oradaki kıyafet, yöresel kıyafetlerde erkekler normalde beyaz elbise giyiyorlar. İki tane parça, bir tane üzerinde bir tane altından giyiyor. O beyazı temizlik gösteriyor. Saçlarında mesela büyük yapıyorlar. Mesela yuvarlak gibi yapıyorlar. Çok afro gibi bir stilimiz var. Evlilikte mesela bazen hala devam eden örfler var. Mesela kız istemesine gidiyorlar. Tam Avrupa'da olduğu gibi mesela kızı istiyorlar, mesela anlaşıyorlar. Hemen evleniyorlar gibi değil. Türkiye'deki olduğu gibi. Mesela kız damat ve ailesi, kız ailesine gidiyorlar. Orada yemek filan davet ediliyor, yemek üzerine de konuşuyorlar. Yemek bittikten sonra konuşmayı mesela özel bir sözlerle başlıyorlar. Mesela şimdi tam çeviremiyorum da ama eskiden olduğu gibi, Havve ile adam arasındaki ilişki gibi gelecek nesillere devam ettirmek için buradayız gibi bir sözlerle başlıyorlar. Sonra kızı istiyorlar. İki aile arasında anlaşma varsa kızı veriliyor. Sonra nikah zamanı belirliyor. Nikah da yapılıyor. Düğünde eskiden mesela şimdi çok fazla yapılmıyor. Damatı ya da gelini test etmek için şey veriyorlar mesela sorular soruluyordu. Şimdi de bazı şehirlerde damatı şey getiriyorlar üzerinde. Önünde şey getiriyorlar mesela saklama kapı gibi bir şey, ağaçtan yapılan geleneksel bir şey. Onun mesela kapak ile saklama kapıyı ip ile gizemli bir şekilde bağlıyorlar. Güzel bir şekilde bağlı var, evet. Güzel bir şey. Mesela herkes çözemiyor mesela, damatı diyorlar hadi çöz. Şimdi biraz damatı zor duruma düşürmemek için onun arkadaşı falan çağırıyorlar. O damat çözemezse bu sefer gelini alamayacak, başkası yoksa sıkıntı yaşamayacak. Eskiden mesela evlenmede iki tur oluyordu mesela. Damat ve gelin aynı mahallede yaşıyorlar, birbirlerine çok yetiniyorlar. Vermede kolay oluyordu.
Mesela bazen bazı kızlar erken evlenmek için başka şehirlere gidiyorlar. Evlenmek için sadece. O zaman kızı hiç kimse tanımıyor mesela. Evet. O zaman sorular soruluyor. Mesela bir hikaye var. Bir tane, iki tane kız bir aileye geldiler mesela. Misafirlik falan oldu. Sonra ne istiyorsunuz? Biz evlenmeye geldik bu şehire. O yüzden o ailenin çocuğu var. Mesela annesi bakıyor mesela bu kızlardan hangisi çok akıllı, çok iyi bir kız. Şey vermişler, et. Eti pişirmişler. Çok sıcak halinde verdiler. Bir tane atıp elleriyle gitti, yanmış. Aa dedi, diğeri dedi elini biraz bekle. Diğeri de dedi tamam su içinde koy, soğuk olsun. Sonra dedi bu çok aceleci bir kız. Bu böyle bir böyle bir böyle bakıyorlar mesela. Yorum yapıyorlar. Hareketlerinden şeyleri. Mesela düğünlerde danslar oluyor, geleneksel danslar. Eskiden erkeklerle kızlar aynı yapılıyordu, şimdi farklı. Erkekler de aynı, kızlar da aynı. Peki mesela aile, damat ailesi ve kız gelin ailesi kendilerine güzel sözler söylüyorlar mesela. Övmek için bizim ailemiz böyleydi, böyleydi, bizim çocuğumuz da böyle bir kahramandı, iyi eğitmiş falan. Şarkı olarak yani dans ile beraber söylüyorlar, eğleniyorlar. Öyle bir gibi bir örgülerimiz var. Çok güzel. İnşallah kaybedilmeden devam eder böyle bayramlar. Onları kaybetmemek lazım. Peki dini bayramlarda nasıl? Yani Türkiye'de kaç bayram geçirdin şimdi ya da? Ben Türkiye'de 3-4 tane bayram geçirdim. Dini, Ramazan, dini, bayramı, Ramazan ve Kurban bayramı. Sizlerde nasıl, burada görmüşsünüz nasıl kutlandığını falan, sizlerde farklılık var mı yoksa aynı şekilde? Mesela bayramın biraz, kutlamada biraz aynı oluyor mesela. Okullarda, devlet kurumlarında her yerde tatil oluyor. Evet. Bayram namazı kılmak için camilere, insanlara sığmadığı için geniş alanlarda, sahalarda, stadyumlarda falan. Stadyumlarda, bayram namazı. Bayram namazı kılınıyor. Mesela bazen şeyi çağırıyorlar mesela, Cumhurbaşkanı ya da vali ya da belediye o insanları kıldırıyor. Yoksa beraber onlarla... Onlar mı kıldırıyorsa beraber... Mesela bazı cumhurbaşkanlar kırdırmışlar mı bazen? Evet. Bazen de aynı ile beraber aynı yerde kırmışlar. Sonra namazdan sonra herkes eve dönüyor. Yemekler yiyor. Bazı insanlar akrabalara ziyaretine gidiyor. Bayram yemeği. Bayram yemeği. Çocuklara mesela bayramlık yerinde para falan veriliyor. Mesela bizde ünlü bir söz var. İd mübarek, Arapçası bayramınız kutlu olsun gibi Arapça bir söz. Çocuklar mesela büyüklere geliyorlar para almak için, bayramlık için geliyorlar mesela. Benim kardeşlerim var, geliyorlar mesela Hasan abi. İd mübarek diyorlar mesela, bayramınız kutlu olsun. Sadece kutlamak için değil, harçlık almak için geliyorlar. O yüzden en büyük, mesela ben abiydim. Benim çocuklar, kardeşlerim benden daha küçük. O günlerde nakit para, cebinde olmam lazım mesela. Küçük olsun mesela, 5 TL, 10 TL falan olsun. O yüzden herkes geldiği zaman bir şey vereceksin illaki. Böyle güzel güzel yapıyoruz. Bizde şehirlerde mesela çok doğru oluyor mesela. Yemekler, restoranlar, her şey açık. Türkiye'de mesela beni dinlediğim, gördüğüm bayramlarda herkes kendi memleketine gidiyor. O yüzden biraz mesela her yerde açık falan. Kapalı olan bir yer. Kapalı olan bir yer. Sizde de bayramlık alınıyor mu kıyafet? Nasıl? Bizde mesela bayramdan, iki bayramdan bir hafta önce bütün alışveriş yapılıyor. Mesela yemek, elbise. Gene özellikle çocuklara yeni elbise alınıyor. Çocuğu yeni elbise alınmazsa kızar, ağlayacak yani bir hafta falan durmayacak. O yüzden aileler en çok büyük alışverişlerde bayram dönemi de yapıyorlar. Mesela çocuk gömleği, pantolonu, ayakkabısı, her şeyi sıfırlar. Yeni olsun diyor. Her bayram aynı. Her bayram aynı, evet oluyor. O zaman bayram masraflı olur yani. 10 kardeşe birden bayramlık almak aileye biraz yük sağlayabilir. Yani. Mesela bayramdan önce, önceki gün ben çok ondan nefret ediyordum. Gidiyorsun pazara falan, ölüyorsun. Buradan bir şey al, buradan bir şey al, buradan bir şey al, buradan. Şimdi benim çok kardeşlerim olduğu için fazla mesela bir günde bitirmiyor bazen, ikinci günde dönüyorsun. Alperin çekmek için. Zor oluyordu hocam. Burada boş vakitlerinizi nasıl geçiriyorsunuz?
Mesela burada çok fazla arkadaşlarımız var. Türk arkadaşlarımız var. Başka yabancı, başka ülkeden kalan arkadaşlarımız var. Boş zamanlarda onlarla geçiriyoruz. Mesela bazen sohbet ediyoruz, restoranlara gidiyoruz. Benim mesela en sevdiğim boş yaptığım şeyler bisiklet sürmeye gidiyorum mesela. Hava güzel olduğunda mesela bu şimdi baharda yani dönemlerinde. Bisiklet sürmeye gidiyoruz. Bazen yüzmeye gidiyoruz. Gezmeye, kanaca gidiyoruz. Somali'de var mı ünlü şarkı dinlediğiniz, oradaki önemli şarkıcılardan veya müziklerden bildiğiniz? Somali'de var şarkılar. Somali'de mesela şarkılara önem veriyorlar. Kendi müzikleri kurmak için başka modern, fazla modernlik, modernleşme yapıyorlar. Özünü kaybetmemek için. Yani. Mesela benim biraz önce de söylediğim gibi daha fazla klasik, Somali'ye özgün şarkıları dinliyorum. Onların mesela en sevdiğimlerden biri bir şarkıcı var. Aynı isimde taşıyoruz. Onun ismi Hassan. Evet. Hassan Adan Sarı. Ondan senin ismini koymuş onun birkaç şarkıları var. Bir tane şarkı Somali hakkında söylemiş. Mesela diyor ki Somaliliğimizi koruyalım, birliğimizi devam etsin gibi bir şarkı. Güzel sözleri var. En sevdiğim şarkılardan biri. Evet. O zaman radyosu dinleyicilerimize bu senin en sevdiğin şarkıyı dinleyelim. Hep birlikte dünyanın bir öbür ucuna gidelim. Oradaki bakalım nasıl müzik tarzı ve bir farklılık olsun. Bu şarkıyı hep birlikte dinleyelim. Sen de kendi memleketine olan özlemini belki birazcık azaltabiliriz inşallah. Evet, dinleyelim. Şarkıyı dinledik. Dinleyicilerimiz de inşallah beğenmişlerdir. Ailen ne işle uğraşıyor Somali'de? Somali'de benim babam telefon şirketlerle çalışıyor. O telekomünikasyon sistemlerle, mühendis gibi çalışıyor. Yani telefon operatörü diye geçiyor. Yaptığı iş öyle telefonlarla uğraşıyor. Benim annem de ailede çok fazla sayı çocuklar olduğu için ev hanım, evde çocuklara bakıyor. Bu şekilde. Bu şekilde hayat devam ediyor. Senin gelecekle ilgili planların neler? Türkiye'den okul bittikten sonra Somali'ye dönmeyi düşünüyorsun herhalde. Orada ulaşmak istediğin bir meslek veya orada düşündüğün bir şey var mı geleceğinle alakalı? Ben şimdi benim yüksek lisansımın bitmek üzere son dönemindeyim. 2-3 ay falan kaldı. Bu yüksek lisansım bittikten sonra mesela yakın gelecekti planlarım. Önce doktora yapmayı düşünüyorum. Burada Türkiye'de olsa daha iyi olur. Başka bir ülkede olsa da daha iyi olur. Ama şimdi planladığım şey burada. Türkiye'de doktora yapmayı düşünüyorum. Doktoradan sonra akademisyen ve iş hayatıyla ilgilenmek istiyorum. Daha sonra da siyaset işleriyle kendini geliştirmek istiyorsun ve eğitimini devam ettirmek iyi bir yerlere gelmeyi düşünüyorsun. İnşallah sen iyi bir yerlere gelirsin. Biz de takip ederiz. Evet, ülkemiz çok fazla bize emek harcadılar. Ben de ne kadar yapabildiğimi ülkeyi geliştirmek, hizmet etmek. Kendi ülkeni hizmet etmek istiyorsun. İstiyorum. İnşallah istediğin yerlere, istediğin şekilde gelirsin. Bizim Türkiye'nin de bir gönül elçisi olarak oralarda görev yaparsın diye düşünüyorum. Somali, Türkiye gibi parlamenter sistem de mi yönetiliyor? Nasıl yönetim biçimi? Bizim yönetim biçimi parlamenter sistemi. Şimdi biraz parlamenteri biraz değişiklik yapıyorlar. Somali'de mesela şimdi 2012'den sonra gerçek adı, resmi adı Somali Federal Cumhuriyeti diye geçiyor. Mesela devlet yönetimi biraz parlamenter gibi. Cumhurbaşkanı, başbakan aynı yerde yapıyorlar. Hala Somali'de mesela halk seçimi yapamadılar. İnsanlar temsil eden milletvekilleri Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı o da kendisi başbakan tayin ediyor. Bizim sistemimiz. Evet, sistemimiz. Öyle.
benim Türkçem bazen evet, kaçıyor. Normal. Yükselde buraya kadar gelmesi bile büyük bir başarı bence. Yani dediğim gibi tebrik ediyorum. Peki oradaki lider açısından ülkenin bir yerlere getiren çalışmalar yapma açısından önemli bir isim var mı? Ülkeye dans almış, sevilen, sayılan bir isim. Evet, var birkaç tane şimdi söyleyeyim. Mesela bizim Somali, İngiltere ve İtalya tarafından sömürgülenmiş. Evet. Eskiden mesela 1900'lerde o sömürgeyi bitirmek için mücadele eden birçok liderler var, kahramanlar var. Onların bir tanesi Seyyid Muhammed Abdullah Hasan diye ismi var. O kendisi bir tane bir cemaat kurmuş. Bu sömürgelerle mücadele etmek için. Çok iyi mücadele etti. Ülkelerin ismi kurudu. Sömürgelere çok fazla çıkartmaya çalıştı. Bir onun cemaati derviş diye bir cemaati vardı. Şimdi mesela her kahraman olan herkese derviş diyorlar mesela bizde. Yine de dini bir adamdı. Onlardan birisi. Diğer tarafta da bir tane kadın var, kahraman olan. Çocuğunu taşıyarak mücadele etti. Öylesine şehit olmuş. Halo Takur diye bir ismi var. Hala anıtı, Mugdiş'te onun anıtı var. Mesela evet. Resimleri falan bazı yerlerde, devlet kurumlarında asılıyor. Onlar bizim lider ve kahramanlarımızdan birisi. Çok güzel. Burada Afrika, diğer ülkelerden var mı? Afrika'nın diğer ülkelerinde okuyan öğrenciler, bildiğiniz toplamda kaç Afrika ülkelerisi, öğrencisi var? Afrika'da 20'den fazla, 30'lardaki oluyor. Mesela Somali'den, Kenya'dan, Botswana'dan, Gambiya'dan, farklı Zimbabwe'den ülkeler var burada. Bayağı var yani. Aynı yerde kalıyoruz. Aynı kıtadan geldiğimiz için daha yani yakın ilişkimiz var. Onlarla da ilişki kurabiliyorsunuz. Kurabiliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu ayın sonunda, ayın 28'i ve 29 Nisan'da Edirne'de bir program var. Bu arkadaşlarımız bu programa çalışmalarını yapıyorlar. Edirne'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği. Bu derneğimizin Edirne'de 28 ve 29 Nisan'da Edirne'de geçen yıllarda yapılmış, bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde dokuzuncusu olan 9. Uluslararası Öğrenci Buluşması programı icra edilecek. Bu program 28 Nisan'da başlayacak. Rüstempaşa Kervansarayı'nda. Burada buradaki Edirne'de okuyan uluslararası öğrenciler kendi ülkelerini ziyaret eden Edirne halkına kendi ülkelerini tanıtacaklar. Kendi ülkelerini yerel kıyafetleriyle, yerel ürünleriyle, eşyalarıyla toplamda 22 ülkenin tanıtımı yapılacak. 22 ülkenin burada dünyanın farklı ülkelerini tanıma imkanı olacaktır. Yani aslında bir günde dünya turu atmış olacaktır rahatlıkla. Bu ülkeler buradaki Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Fas, Filistin, Komorlar, Malawi, Moritanya, Somali, Suriye, Yemen, Bosna Hersek, Kırım, Moldova, Tacikistan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu ülkelerin tanıtımını yapacak bu burada okuyan genç kardeşlerimiz. Tüm Edirne halkını bu programa sahip çıkmaya ve ziyaret etmeye davet ediyoruz. Gidip orada bu ülkelerle ilgili bilgi edinebilirler. Bu kardeşlerimize resim çekilerek bunlarla sohbet edebilirler rahatlıkla. O nedenle buradan da ilan etmiş olalım. 28 ve 29 Nisan'da bu önemli bir kültür programı olacak. Ona tüm Edirne halkını davet ediyoruz, ziyaret etmelerini bekliyoruz. Demiştik, geçen haftada bahsettik, dünyadan birkaç haber başlıkları sunmuştuk. Dünyadan renkler deyince dünyadan da haberleri yer verelim diye düşündük programımızda.
Kısaca birkaç haber başlığından bahsetmek gerekirse, Amerika'da Kasım ayında başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Amerika'da Kasım ayında başkanlık seçimi için Demokrat Parti'nin yarışı önde götüren adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a New York'ta yaklaşık 200 Türk destek vermiş. Perşembe gecesi New York'ta gerçekleştirilen Demokrat Parti televizyon münazarasında Clinton'a destek verdi. Clinton'ın salona hitabı sırasında orada destek veren Türk vatandaşları büyük bir Türk bayrağı açtılar. Kırgızistan'da yeni bir hükümet kuruldu. Kırgızistan Meclisi, koalisyon hükümetini oluşturan 4 partinin meclis dışından başbakan adayı gösterdiği Soranbay Jeenbekov'un başkanlığını onayladı. Rusya'da skandal karar, Rusya'nın Kırım'a atadığı savcı Natalya Poploskaya, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu Kırım Tatar halkının lideri Kırmoğlu, Rusya'nın bu Tatar Meclisi'nin, Milli Meclisi'nin faaliyetlerini durdurmasına ilişkin yapılan kararı savaş ilanı olarak nitelendirdi. Reuters haber ajansına göre Myanmar'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu ama can kaybı olmadığı söyleniyor. İnşallah yoktur. Oradaki halka Allah yardımcıları olsun. Suudi Arabistan'daki 2 haftadır aralıklarla süren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel baskınlarında 18 kişinin öldüğü bildirildi. Makedonya'da son günlerde protestolarla gündeme gelen Makedonya'da Meclis Başkanı Verjanovski erken genel seçimin 5 Haziran'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi İstanbul'da yapıldı. Teşkilata üye 56 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlik ederek program devam ediyor. Burada inşallah İslam İşbirliği için İslam ülkeleri açısından önemli kararlar alınacağını ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Bu kardeşlerimiz gibi Türkiye Bursları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Başbakanlık, YTB'ye bağlı Türkiye Bursları var. Türkiye Bursları'nda başvurular başladı ve tamamlandı. Bu yıl 175 ülkede 110.966 başvuru gelmiş. Geçen senenin rekoru kırılmış. YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre dünyanın dört bir yanından binlerce öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunan Türkiye burslarında 2016'da rekor başvuru yapıldı. 110 bini aşkın başvurudan 92.781 bini değerlendirmeye alınmış. Yine yurt dışından uluslararası öğrencilerimiz, misafir öğrencilerimiz Türkiye'de öğrenmek istediklerini belirtmişler. Bu Türkiye'nin geldiği seviyeyi, eğitim seviyesinin büyüdüğünü, yükseldiğini ve arttığını gösteren bir tablo olduğunu düşünüyoruz. İnşallah sizin gibi diğer kardeşlerimiz de Türkiye'de eğitim alacaklar ve buradan eğitimlerini alarak iyi bir yerlere geleceğini düşünüyoruz. Evet, bugünkü bu haftaki programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii geçen hafta bir soru sormuştuk. Bir de kültür programı olması sebebiyle dinleyen dinleyicilerimize bizleri bir soru soruyoruz ve kitap hediye ediyoruz. Soruyu bilen izleyicimiz istediği kitabı gidip alabiliyor. Bu konuda bize destek veren Yapada Kitap Evi'ne teşekkür ediyoruz. Şimdi bu haftaki bugünkü sorumuz, tabii Somali'den konuştuk ve Somali'den bir soru soracağız. Somali'nin kuzeyinde yer alan denizin ismi nedir? Evet, sorumuz bu. Somali'nin kuzeyinde yer alan denizin ismi nedir? Telefon numaramızı tekrar edelim. 214-2404 214-2404 numaralı telefonu arayan, ilk arayan ve sorunun cevabını doğru bir şekilde veren dinleyicimize kitabını hediye edeceğiz. Biz kitap evine soruyu bilen izleyicimizin ismini vereceğiz.
O gidip istediği gibi, istediği tarzda, istediği şekildeki, istediği veya almak istediği kitabı oradan gidip beğenerek alabilecek. Evet, sorumuzu tekrar etmek gerekirse, Somali'nin kuzeyinde yer alan denizin ismi nedir diye sorduk. Şimdi bu haftaki programımızda konuk olan Somali'den gelen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir program oldu. Sizi derslerinizde başarılar diliyoruz. İnşallah istediğiniz şekilde, istediğiniz yerlere geleceksiniz diye düşünüyorum. Eğitimlerimizi iyi bir şekilde alarak buradan sizleri ülkelerinize göndereceğiz. Bizim de orada bir kapımız, evimiz olacak inşallah. Yine Somali'den bir şarkı dinleyelim. Ne dinleyelim? Bize ne tavsiye edersin dinlememizi? Bu sefer yeni bir şarkı. Biraz önce erkek şarkıdan bir şarkı dinledik. Şimdi bir tane kızdan, güzel sesli bir kızdan şarkı dinleyeceğiz. Şarkının ismi Hoco. Şarkıcının ismi Yurup Genyo. Güzel aşk ve güzel bir şarkı olacak inşallah. Ne anlatıyor şarkıda sözleri? Mesela ayrılıkla ilgili bir şey. Mesela Somali'de kızlar mesela bir erkeğe olan aşkını söyleyemiyorlar mesela. Kültür olarak kızlar mesela böyle rahatsız, kız söylüyor mesela, diyor ben mesela seninle konuşmak için senin arkadaşlarına soruyordum. O adam nasıl, iyi mi, sana bile gelemiyordum gibi bir sözler var. Evet. O zaman hep birlikte dinleyelim. Bu dinleyicilere Somali'den güzel bir şarkı dinledik. Teşekkür ediyoruz. Bugün Somali'ye konuk olduk. Önümüzdeki hafta farklı bir ülkeye konuk olacağız. Sizlerle dünyanın dört bir yanını gezeceğiz, ziyaret edeceğiz. Tekrardan az önce sorduğunuz soruyu tekrar edelim. Somali'nin kuzeyinde yer alan denizin ismi nedir? Sorumuz bu. Basit bir soru aslında. İnşallah kitap hediyemizi vereceğiz bu haftaki dinleyicimize de. Telefon numarası 214-2404. Teşekkür ediyoruz ve programımızı burada son buluyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.